versin. Allah belamızı versin. Siyahlar, beyazlar, alayla, gider ular. Apı ya, tacir apı ya. Canım attı. Apı ya. Ayla abi Delgado. Feneri Delgado, Feneri Delgado, Feneri Delgado. Ondan sonra birisi kaçırdı, İbrahim Toraman mı ne, bir şeyler oldu orada, kafayla vuramadı mı ne oldu? Tuncay gol attı zaten, bir de düştü orada önümüzde, yuvarlandı yuvarlandı. Ya bizim orada hareket yapıyordu, düştü. Bizden de tabii yağdı bir şeyler. Aç insan kankim, aç insan Afrika kankim. Ha, William Wright, tamam tamam. Kale dışı kullandım, Bruno kale dışı kullanıyor. Kaptırdık abi. Bir Filistin direkt Afrika'ya. Parayı bulayım 1.500.000 Afrika'da. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Hakan abi sen bilirsin. Konuda ciddi olduğunu. Hakan. Harbi Afrika'ya. Mali, oralar, buralar. O insanları ben... Ulan parayı bulayım gözün doysun diye sana 100 milyar vereceğim. Yok yok bu yeni. Olu yolu işte, yeni yapılan yol. Bolu daha şurası karşısı. Gol. Bir oldu, bir. Geçen şeymiş. Koyduk Antep'e, Antep'e. Orada Nini karakteri var bir tane, tamam mı? Severek insanları, hayvanları öldüren bir tip. Aslında akıl hastası ama çok güzel benim. Ben çok seviyorum onu. Hayır abi, onun karnını doyurmak istiyorum, o kadar. Mesela atıyorum, o kadar ihtiyaçları var ki 500 milyarlık ekmek alacağım onları. Bir fırınla anlaşıyorum. Fırına diyorum ki sana diyorum 150 milyar dolar bu Afrika'yı doyuracaksın kardeşim. 150 milyar dolar hem de. Önce Tigana'ya gideceğim ama bu işler nasıl oluyor diye. Çünkü Tigana hep yardımcı bu işlere. Felaket güzel bir insan çıkar. Tigana şöter, Tigana şöter. Çarşıyı biraz daha değişik formatların içine soktuk. Daha duyarlı, daha halkçı, daha toplumu kucaklayan, daha barışı kucaklayan bir hale soktuk. Halkın içinden geliyoruz. Bütün hayatımız yani halkın içinde geçtiği için bazı şeylere biraz tepki göstermek hakkımız diye düşünüyoruz biz de. Çünkü halkız biz de. Ezginin, haksızın hakkını savunma gibi modelin içine soyunduruldu. Yalnızca buydu ama asi olma, aykırı olma ve ateşli olma halini tribünlerde yansıtmanın bir ruh haliydi. Fenerbahçeli olduğunu bildiğim yazar Orhan Pamuk'un Türkiye'de bazı kesimler tarafından bir türlü işlerine sindirilemeyen Nobel ödülünü ilk kutlayan da çarşı. Çarşı tamamen bir tribün hali, bir tribünün yansıttığı ruh haliydi. Bir sürü emekçinin, bir sürü... parasını çalışarak kazanan insanların takındığı bir tavırdı bence. Beşiktaş seyircisi öbür takımlara karşı hepsinden daha bilinçlidir seyircisi. Çok yaratıcı, dinamik ve her şeye karşı olan bir grup. Sadece Beşiktaş'a karşı değiller. Bunun dışında her şeye karşı olan bir grup. Sonra bir baktık kendimize karşı olduk. Karşıda karşı olduk. Thank you.
Küçüklerin saati hep böyle ilerler. Düzensiz, sıkıcı ve çoğu zaman umutsuz. Derhal büyümeliydim ve benim sabrım yoktu. Oh!
memleketin Allah'ı bir defa orada. Oynamaya, eğlenmeye çok daha meyyeldir ve bu nedenle çok kanaatimce çok daha hırçındır. Ve kanaatimce de bu hırçınlıktan, yani bu hırçınlığı olumsuz anlamda kullanmak için söylemiyorum. Kesin olarak otorite tanımaması idi. Yani biz neye karar verirsek kendimiz inanarak, kendimiz gerekli gördüğümüz zaman ve kendi uygun gördüğümüz biçimde onu gösteririz. Kimse bize bir davranış empoze edemez, yasak koyamaz diye. Haliyle çok eğlenen bir topluluk olduğu için çok yaratıcıdır. Çok yaratıcı olduğu için çok eğlenir. Çok eğlendiği için de çok kolay ele avuca gelen bir topluluk değildir. Yani kolay denetlenebilen, kolaylıkla şekillenebilen bir topluluk değildir. Daha çok reaksiyonlarını, eğlence anlayışını, tavırlarını... Takımıyla, renkleriyle, tarihiyle, geleneğiyle, büyük futbolcularıyla, ahlakıyla, bu futbolun aklı yanlarından çok akıl dışı yanlarıyla övünen, bunlarla gurur duyan... Siyah beyaz, hayatımız siyah beyaz. Ama ben onun hani çok eşsiz bir koro olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Biz ayrıyız. Yani diğer tribünler gibi değiliz. Şimdi biz kendimize bir tane marş bulmalıyız. Ormanlar seri halde yanıyorlardı ve ormanı yakanın anasını diye başlayan bir slogan patladı durup dururken tribünün. Hani politik olmaktan bahsettiğim şey diğer tribünlerde çok göremediğimiz, genel olarak sadece diğer tribünlerde şehit cenazeleriyle ve hani memleketin başka politik veçesiyle ilgili alanlar, Beşiktaş tribününde hemen hemen hayatın her alanıyla ilgili olarak kendisini ne diyelim dile getiriyor. İşte orman meselesi oluyor, çevre meselesi oluyor ya da işte Kazım Koyuncu öldüğünde kocaman bir Kazım Koyuncu pankartıyla bir sanatçıya dan yana tavır almak oluyor. Bu Orhan Pamuk için bu ve buna benzer şeyler olabiliyor. Yani ne bileyim sevgi gösterileri tarafında olmak ya da protesto etmek şeklinde. Böyle bir politik ne diyelim bana sorarsan politik bir olgunluğu var. Beşiktaş türbününü. Beyin takımı var. Bu beyin takımı her zaman vardır. Ama şeydir yani. İçimizde de diyoruz ki karşı her şeye karşı kendine de karşı. Kendimize de karşı olmanın getirisidir zaten bu. Üretkenliğin bir şeyi yani. Ama onu yine ben şey diyorum yani. Onu biraz daha Türkiye kafa patlatsın buna biraz daha. Biraz daha düşünsün.